Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu videomda radyatör suyunun yani radyatör motor suyunun kaçak testini göstereceğim ve aynı zamanda silindir kapak conta yanık testi, CS motorunun üretmiş olduğu conta yanık testini uygulayacağım. Aracımız Honda Civic 2011 model bir motor, radyatöründen su kaçağı var. Bunu nasıl test ederiz? Su kaçağını nasıl ortaya çıkartırız? Onu anlattım. Size onu hazırladım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Yeni bir konuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz hararet ve su kaçakları ile ilgili genelde yaz aylarında büyük sorunlar yaşanıyor. Ya da komşumuzun aracı Honda Civic 2011 model bir araç. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlar köşesinde yorum yapmayı da eksik etmeyin. Harun Usta ile beraber, Harun Usta gel yanıma. Evet, mahallemizin yeni ustalarından, yeni çırak adayı. Yani bakarak öğrenirse, öğrenecek mi Harun? Evet, Harun öğrenecek. Kaça gidiyorsun Harun? 3'e gidiyorsun. Harun sen büyüyünce ne olacaksın? Arabacı. Arabacı veya bisikletçi olacaksın. Bana söyledi, bisikletçi olacakmış. Şimdiki hedefimiz bu. Bu arada arkadaşlar konumuza geçecek olursak size Harun'u tanıttım. Aracımız Honda Civic 2011 model. Benzinli ve LPG'li bir araç. Aracın şöyle bir sorunu vardı. Aracın bir hararet sorunu vardı. Bizim komşumuzun burada beni çağırdılar. Araca baktım. Evet, harareti yükselmiş aracın. Su biraz kalmamış. Aynı zamanda radyatörün üst bölümünde şöyle gösterirsen Recep'e. Radyatörün üst bölümünde su kaçakları vardı. Ama bunu tam tespit edebilmek için bir su kaçak testi yapmamız gerekti arkadaşlar. Su kaçak testini, radyatör kapağını bugün işte günlerden cumartesi, ben izinliyim bugün arkadaşlar. Ya da sokak ortamındayız. Radyatörün suyunu koyuyoruz ama suyun nasıl kaçtığını göremiyoruz. Buradaki ıslaklıkları görünce dedik ki buradan kaçırıyordur muhtemelen dedik. Ama bunu test edelim dedik. Arkadaşlar radyatörün içerisine su koydum. Kapağını kapattım. Radyatörün ekleme su bidonunu kapağını açtım buradan. Ona bir tane pislet pompası taktım arkadaşlar. Bakalım nasıl kaçırıyor diye. Şimdi ben bunu pompalayacağım. Radyatörün şurasını tutar mısın Recep'e? Bak şöyle şuraya. Bak yaklaştır. Yaklaştır. Evet, biraz daha geriden tut onu. Net belli olsun. Evet arkadaşlar, ben bu arada pislet pompasını çek. Evet bakın. Şöyle bana tut. Bak. Buradan hafif araba basıyorum. Bak. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Radyatör ek yerlerinden su kaçağı oluyor. Bu arada Recep Efe iş kazası diyorlar bunlar. Dolayısıyla üzümcü biraz müsaade eder misin bize? Çekim yapıyoruz da sokaktayız arkadaşlar. Dolayısıyla radyatörümüz değişecek. Honda Civic 2011 model bir araç. Radyatör değiştikten sonra da bir kaçak testi yapacağız. Kaçak testiyle beraber size bilgi vereceğim. O meşhur anlattığım silindir kapak conta testi var. O testi uygulayacağım bu araca. Ondan sonra bakacağız bakalım contamız yanmış mı, bir problem var mı yok mu diye arkadaşlar. Devam ediyor. Biz radyatörü söküp değiştirelim. O arada değiştirdiğimiz zaman tekrar devam edeceğiz. Hem fiyat bilgisi vereceğim size. Ne oldu, nasıl gitti, ne oldu diye. Arkadaşlar devam ediyor videomuz. Biz seyretmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar gittik geldik, parçayı aldık. Biz seyretmeye devam edin demiştim en son. Parçayı aldık, aracın üzerine montajını yaptık. Şöyle gösterir misin sen? Üzerine montajını yaptık. Radyatörü bizi şu kısmından su kaçırıyordu. Şu ek yerinden. Arkadaşlar radyatörlerin ek yerlerinden zamanla su kaçırma oluyor. Az önce test esnasında nasıl test yaptığımı da gösterdim. Yani normalde test seti var. Test setiyle yapıyorlar bunu. Ama ben bir pislet pompasıyla yardımıyla yaptım. Parçaya gittik aldık. Bu arada parçayı İlsem Otomotiv'den aldık. İlsem'den Resul Bey, bir de Semih Bey var. Semih Bey sağ olsun bize yardımcı oldu. Tatlı ikramında bulundu. Anlattık işte. Parçayı buldu, getirdi bize. İlsem Otomotiv Bayrampaşa Şubesi'ne teşekkür ediyoruz. Orada tanıdığımız arkadaşlar var. Gökhan olsun, Resul abi olsun, Semih Bey olsun. Hepsine sevgiler, saygılar buradan bu arada. Onların da reklamını yapmış olalım. Kore malı araçlarda veya işte Japon malı araçların İlsem Otomotiv'den parçalarını temin edebilirsiniz.
en gerçekçi parçaları satan bir şubedir. Güzel bir yedek parçacıdır. Onlara teşekkür ediyoruz burada. Abi kaç aldık parçayı? 550 dediler. 550 dediler. 6 kriz de aldık. Aynen. İkramlar oldu yani. İşte 550 gibi, 590 gibi 6 kriz falan işte bir ödememiz oldu. Suratörünü değiştirdik. Ama suratörünü değiştirmekle iş bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Çünkü araçta herhangi bir conta yanığı var mı yok mu testini yapacağız. Bu arada daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Marka olarak çok şey vermiyorum ama yani çok güzel bir işi becermişler. CS firmasına buradan teşekkür ediyorum. Bu aracın da silindir kapak conta testini, yani contada yanık var mı testini, radyatörü taktıktan sonra test yaptık. Şu an aracı bir 10-13 dakika çalıştırdık. Şimdi havasını alarak da sizin yanınızda suyu açacağım. Yani testi çıkartacağım. Şöyle Nisa buraya çeker misin? Şöyle. Şöyle uzaktan çek kızım sen şöyle. Heh. Çünkü bir kaza olmasın. Ben radyatör kapağını açıyorum. Açarken düdüklü tencere nasıl havasını alıyorsanız o şekilde havasını alarak bir bez yardımıyla, bir havlu yardımıyla üzerine basıp yavaş yavaş havasını alaraktan açıyorum. Sıcakken bir anda açmayın. Açarsanız yanarsınız, basınç olur suyun içerisinde. Problem olmasın. Ya da soğuduktan sonra açın. Evet, testimizi aldık. Testimizin soğuması lazım. Soğuması için de bir su yardımıyla şöyle su dökelim. Evet arkadaşlar, bu test silindir kapak contasının yanıp yanmadığını bize bildiriyor. Arkadaşlar içinden sarı çıktı. Yani aracımızın silindir kapak contası yanmamış. Sadece su, radyatör suyuyla, radyatör kaçağıyla işi çözmüşsün abi. Yüzümüz gülüyor. Yüzü gülüyor, evet. Teşekkür ediyoruz yani, ustaya. Arkadaşlar. Yani bizi büyük bir şeyden kurtardı. Aynen. Abi. Ben bir şey yapmadım aslında. Tamamıyla artık aracın sizi fark etmenizden kaynaklanıyor. İşte, yani sen su, duman çıktı falan, hararet yapıyor sanki deyince bakınca su kaçağı tespitini yaptık. Arkadaşlar sorunumuz bu şekilde çözülmüş oldu. Silindir kapak contası nasıl yanar derseniz onu da kısaca hemen anlatayım. Bunu çünkü birçok platformda, birçok yerde anlatıyorum. Arkadaşlar silindir kapak contası motordaki ısının yükselmesinden dolayı yanar. Silindir kapak contası motor iki kısımdan oluşur. Motorun üst tarafında sibopların olduğu yere silindir kapağı, alt blok pistonların olduğu yere de alt blok denir. Arasında çelik bir conta vardır. Bu contanın görevi su ve yağ kanallarını birbirinden ayırt etmektir. Araçta su eksildiği zaman veyahut da panel açmadığı zaman, termostat açmadığı zaman, yani hararet yaptığı zaman ısı yükselir. Egzoz gazı, egzozdan çıkması gereken gaz contanın üzerinden sızarak su kanalına baskı uygular. O sırada eğer hortum veya radyatör gibi yerleri patlatabilir. Benim zaten hep bir korkum oydu. Bu radyatör niye patladı? Yani neden böyle oldu diye. Conta, yani contanın yanma sebebi egzoz gazıdır. Isının yükselmesidir arkadaşlar. Bu şekilde yanıyor. Ama biz bu araçta bu testi yaptık. CS firmasının üretmiş olduğu testi yaptık. Herhangi bir yanık yok. Zaten herhangi bir belirti de yoktu. Bu olaya sevindik. Sen de rahatladın inşallah. Evet, aynen öyle. Sonuçta bir nefes aldık. Yani bu işi arkadaşlar hallettik. Komşumuzun aracını olayını çözdük. Bununla ilgili sorunlarınız veyahut da aracınızdaki ilgili olan sıkıntılarınızı bize yazarak aktarabilirsiniz arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca, müsait olduğunda cevaplıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Uzaktan çok yardımcı olamasam da teknik olarak size bilgi aktarıyorum arkadaşlar. Biz aracı radyatörünü değiştirdik. Sökümü takmasına gayet yapboz gibi düşünün. Biraz sökme takma bilgisine sahipseniz, biraz da detayınız varsa bu işlemi yapabilirsiniz. Ama sökme takma veyahut da bu konulara hakim değilseniz mutlaka tamircinizden teknik destek alın. Tek başınıza bu işe kalkışmayın. Çünkü burada yapılması gereken işlemler var. Dikkat edilmesi gereken konular var.
mutlaka teknik destek almanızı tavsiye ediyoruz. Bu arada sokak ortamında çektiğiniz için araçlar geliyor, geçiyor, yoldan geçenler oluyor. Dolayısıyla doğal bir ortamdayız. Bizim atölyemiz yok. Sokakta çalışıyoruz. Size bu bilgileri de sokaktan aktarıyoruz. Bilgi paylaştıkça güzel olduğuna inanıyorum. O yüzden sizleri seviyorum. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.